Herkese selamlar, iyi pazarlar diliyorum öncelikle. Bildiğimiz gibi hareketli bir haftayı geride bıraktık. Hem haber akışı olarak yoğun bir haftaydı, hem de fiyat hareketi olarak Bitcoin geçtiğimiz haftadan bugüne kadar %18'lik ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Önümüzdeki haftada yine hareketli olacağını, volatil olacağını düşünüyorum. Çünkü ayın 22'sinde FOMC tutanakları açıklanacak. Bundan dolayı gene hareketli bir hafta olacağını düşünüyorum. Bitcoin'de uzun zamandır detaylı bir video çekmemiştim veya işte yayınlarda bahsetmemiştim. Bundan dolayı biraz Bitcoin özelinde detaylı bir analiz yapmak istiyorum. Grafik üzerinden de başlayalım. Öncelikle Bitcoin şuradaki fiyat hareketine baktığımız zaman şuradaki hareketi bir range alanı olarak belirlememiz gerekirse baktığımız zaman fiyat şu alanda şöyle belli gösterelim hatta şu alanda bir sapma hareketi yani deviation gerçekleştiriyor ve sonrasında tekrardan range alanının içine girerek ilk test etmeyi isteyeceği alan range'in orta noktası olan 0.5 bölgesi olarak bilinmekte zaten ve bu bölgeyi test ediyor. Bu bölgeyi test etmesiyle beraber ufak bir tepki alsa da alıcıların istekli olmasından dolayı bu bölgeyi hacimli bir şekilde yukarı doğru kırılım gerçekleştiriyor. Ve sonrasında düzeltmesini tekrardan bu bölgeye yapıyor ki bunu zaten birazdan gene farklı neden bu bölge olduğu konusunda farklı bakış açılarıyla anlatmaya çalışacağım. Burada range konseptine göre anlatacak olursam fiyat şu anda range high diyebileceğimiz 25.200 bölgesini test ediyor. Aynı zamanda bu bölge bizim günlükte yani HTF dediğimiz high time frame'de markete son low'unu yaptıran lower high bölgemiz. Bu bölgenin bir likiditesini temizliyor. Likidite temizliğinden sonra da gene %7, %8 civarında bu bölgeden bir tepki alarak 23.400 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşandı. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra biz nasıl bir hareket beklemeliyiz? Nasıl bir hareket gerçekleşirse tekrardan fiyata dahil olmalıyız? Ondan bahsedeceğim. Şimdi baktığımız zaman hatta şurayı şöyle yapayım. Burası bizim gene yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmesi durumunda gene deviation hareketinin, sapma hareketinin gerçekleşebileceği nokta. Aynı zamanda burası zaten Bitcoin'e daha geniş açıdan bakacak olursak da burası önemli K level diyebileceğimiz bir direnç bölgesine denk geliyor. 28 bin, 29 bin bölgesi. Şimdi bu alana şu şekilde bakacak olursak. Öncelikle bu optimal entry'yi niye kullandım? Bu bizim genellikle düzeltmenin nereye kadar olabileceğini, düzeltmenin hangi noktalara geleceğini gösterdiği için ki bunu zaten eğitimde detaylı bir videosunu çekmiştim. Eğitimi izlemeyenler varsa da akademi.ninjasquad.co adresinden eğitimi alabilirler, izleyebilirler. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şuradaki hareketi görmeyecek olursak marketin son dip yaptığı bölge burası. Son high noktası ise burası. Fibimizi buradan buraya çektiğimizde bizim optimal giriş için bekleyeceğimiz seviye genellikle 705 ve 79 aralığı oluyor. Burada gene dediğim gibi dikkat etmemiz gereken şey şu. Veya işte diğer konseptleri de göz önünde bulundurarak baktığımız zaman şurada bir fiyat boşluğu var. Aynı zamanda şurada da fiyatı yukarı doğru yeni bir high yaptıran order block bölgesi var. Bu seviyelerden işleme girdiğimiz zaman tabii ki de stopumuz şu bölgenin altı olacak. Bunu niye anlatıyorum? Şu anki yaptığı harekette gene benzer bir hareket. Şu bölgenin likiditesini aldıktan sonra fiyat tekrardan bir düzeltme yapmak isteyebilir. Bu yapacağı düzeltmede de bizim tekrardan fiyata dahil olmayı düşüneceğimiz nokta gene bu bölgeler olacaktır. Şu şekilde bir setup kurabiliriz. Nereye kadar? Örnek veriyorum işte şu alanı hedefliyoruzdur. Bu alana kadar elimizdeki longu tutabiliriz. Burada şöyle de bir şey var. Hani mutlaka illaki buraya gelecek, buraya gelecek işte hepimiz buradan longa gireceğiz diye bir şey yok. Fiyat her zaman beklediğimiz alım bölgelerine gelmeyebiliyor. Burada yapmamız gereken şey şu veya izlememiz gereken hareket şu. Fiyat zaten şuradaki sert düşüşten sonra bu bölgeye verdiği retestle beraber tekrardan bir düşüş yaşamıştı. Akabinde ne oldu? Yani alıcılar o kadar istekli ki tekrardan hızlı bir şekilde toparladı. Şimdi dediğim gibi Salı günü ayın 22'sinde FOMC tutanakları açıklanacağı için fiyat bizim beklediğimiz bu seviyelere değil de şu bölgelere kadar da bir geri çekilme gösterip buradan aldığı tepkiyle beraber tekrardan direnç 25.200 bölgesinin üzerinde tutunarak 27.000, 28.000 seviyelerinde gidebilir. Yani burada bizim yapmamız gereken şey Bitcoin üzerinde konuşuyorum bunu. Şu an hani bu seviyelerden short işlem alanlar varsa biz Discord'da şu seviyelerden bir short işlem almıştık açıkçası. Sonrasında fiyat yukarı doğru istekli olduğu için short'umu ben erken kapattım. Aynı zamanda burası optimal trade entry de denk geliyor. Şuradaki düşüşün düzeltmesi olarak. Elinde short işlem varsa işte stopunu girişe çekip fiyatı izleyebilir. Long yönlü işlem alacaklardan bahsediyorum özellikle. Hani ilk deneme yapılacak seviyelerden birisi de şu bölgelerdir aslında. Hani fiyat buraya geldiğinde de şu şekilde bir setup
düşünülebilir. Dediğim gibi bunlar hep tabii ki de bir ihtimaller, olabilecek hareketleri yorumluyoruz. Bir de aslında benim Bitcoin'in peşine hemen söylemek istediğim USDT dominans grafiği var. Şimdi USDT dominans grafiği aslında baktığımız zaman hani şu şekilde bir düşen trend yapısı var. Aynı zamanda baktığımda şurada bir likidite hareketi gerçekleşiyor ve sonrasında yukarı doğru bir kırılım gerçekleştiriyor ve gene baktığımız zaman çok güzel bir bullish retest veriyor. Sonrasında tekrardan şu anda işte bu seviyelerde olur da fiyat bu bölgeyi yukarı doğru kırarsa eğer tekrardan bir yükseliş hareketi görülebilir. USDT dominansta bu ne demek? Bitcoin'de düşüşe sebep olacak. Yani para USDT'ye geçiyor anlamına gelmekte. Olası bir yükseliş hareketinin başlaması durumundaysa benim takip ettiğim fiyatın gidebileceği bölge olarak düşündüğüm alan şu seviyeler 6.97 seviyeleri, ne kadar bir yükseliş görülebilir. Fiyat buralara geldiğinde de Bitcoin'de long yönlü işlem bakmaya başlarım artık. Tabii ki bu dediğim yani şöyle bir yükseliş hani gerçekleşirse şuradaki trendi kırar, şuradaki yatay seviyesi olan 6.60'ı kırar. Ondan sonra işte Bitcoin'de short işlem açar mıyım bilmiyorum ama long'a tekrardan dahil olacağım seviye dediğim gibi 6.90 bölgesi olacaktır. USDT dominans tarafı da bu şekilde. Onun dışında Ethereum'dan da bahsetmek istiyorum. Ethereum'a da gene öncelikle şöyle bir geniş açıdan bakalım. Baktığımız zaman Ethereum'da gene son lower high seviyesini yukarı doğru kırmış durumda ve şu anda gayet de bullish bir görüntüsü var. Benim Ethereum'da beklediğim, hatta ben bunu daha öncelerde de paylaşmıştım, Ethereum'da şuradaki biriken likiditeleri ben açıkçası temizleyebileceğini düşünüyorum. Olur da işte dediğimiz gibi Bitcoin biraz düzeltme yapar. Düzeltmesinden sonra tekrardan bir ivme yakalar ve 27.000 28.000 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirirse eğer benim Ethereum'dan da beklentim açıkçası 2180 seviyelerine kadar bir yükseliş görülmesini bekliyorum Ethereum'da da. Olur da Bitcoin'e bahsettiğimiz düzeltme hareketi gerçekleşirse benim Ethereum'da alım için beklediğim seviye bu bölgeler. Hani buradan girdiğinizde artık işte dediğim gibi 27-28.000 bekliyorsanız tutabilirsiniz. Buradan buraya bir setup kurmak tabii ki de çok iddialı olacaktır. %38'lik bir yükseliş. Dediğim gibi Ethereum'da da benim beklediğim, alım yapmayı düşündüğüm destek seviyesi gene şu şekilde göstereyim. 1567-1540 bölgesi Ethereum'da güçlü olduğunu düşündüğüm, güzel bir alan olduğunu düşündüğüm destek seviyesi. Fakat fiyat dediğim gibi baktığımız zaman da bu bölgede 1680 direncinin üzerinde tutunmuş gözüküyor. Onun dışında YouTube'daki bir önceki videoda Umut'un da bahsettiği marketteki genel olarak bullish coinler var. Bizim yakından takip ettiğimiz coinler var. Bunlar neler? FXS, LDO, OP, Magic, CRV, AV gibi coinler. Bunların temel kısımlarını Umut zaten bir önceki videoda çok güzel, çok detaylı bir şekilde bahsetmişti. Şimdi ben bunlarda giriş yerlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi FXS özelinde bahsedecek olursak FXS şuradaki direnç bölgesinden güzel bir red yedi. Şöyle bakacak olursak zaten bu seviye bizim hani SR Flip diyebileceğimiz bir alan, destek direnç bölgesi. Burasının güçlü bir direnç olduğunu düşünüyorum. Fiyat eğer ki tekrardan hani üst dirençleri test etmek isteyecekse 11.70 veya işte 11.80 üzerinde kapanış yapması benim için önemli. Zaten baktığımız zaman burayı 3-4 kere test etmesine karşı fiyat buradan ciddi bir tepki aldı ve şu anda da bir salınım gösteriyor. FXS tarafında da şuradaki biriken likiditeyi temizlemek için şu bölgelere bir düşüş görülebilir. Olası bir düzeltme durumunda FXS'te benim takip ettiğim destek bölgesi, hatta şu şekilde daha net gözükecektir, 10 dolarla 9.86 bölgesi FXS'te benim takip ettiğim destek bölgesi. Buranın güçlü olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda şuradaki likiditelerin de temizleneceği alan olarak benim dikkatimi çeken bir bölge. Fiyat gelir şu şekilde bir fitil atar, sonrasında üzerinde tekrardan bir kapanış yapar. Ondan sonra biz tekrardan direnç bölgesini test etmesini, hatta bu bölgeyi daha güçlü, daha istekli bir şekilde gelebileceği için kırmasını bekleriz. FXS'de dediğim gibi benim beklediğim, alım için uygun olduğunu düşündüğüm seviye 10 dolarla 9.86 seviyeleri. Bir diğer coin LDO. LDO zaten baktığımız zaman yataydaki önü bomboş bir grafik olduğu için yataydaki ilk direnç bölgesi olan 2.99 3 dolar seviyesini kazanmış durumda. Şimdi burada nereden işleme gireriz? Hani buradan zaten şu tepe retestine işleme girenlere güzel bir kar fırsatı sundu. Şuradan işleme girenler işte %10'luk bir yükseliş yakaladı. Şimdi buraya geldiğinde tekrardan fiyat buradan tepki almayabilir. Daha alt bölgeleri tekrardan test etmek isteyebilir. Yani baktığımız zaman şu seviye benim için önemli bir destek bölgesi. Buralara kadar gelir mi gelmez mi tabii ki de bilemiyorum. Fakat hani şu şekilde bir işlem kuracak olursam da
Dediğim gibi gene benim gözüme çarpan en güçlü, en güvenli destek bölgesi bu seviyelere geliyor. Yani burada daha kısa zaman diliminde tabii ki de daha uygun giriş yerleri bulunabilir. Burada da işte şu seviyeden ufak bir değerlendirme yapılabilir. 2.80, 2.87 seviyelerine denk geliyor. Fiyat buraya geldiği zaman buradan tekrar long line'ları da stop etmek isteyebilir. Baktığımız zaman şuradaki likiditeyi temizlemek için buraya bir fitil atıp ondan sonra tekrardan yeni bir high yapmak isteyebilir. Dediğim gibi stop seviyesi bunun %3 civarında olacağı için kademeli alım yapmayı düşünebilirsiniz. Veya çok ufak bir miktar işte ar hesaplı ar mantığıyla riske etmek istediğiniz tutar 100 dolarsa veya 200 dolarsa sizin portföyünüze göre değişir tabii ki bilemem. Burada yarım arlık bir işlem değerlendirilebilir, düşünülebilir LDO tarafında. Fakat dediğim gibi tekrardan bu 2.53 seviyelerine gelirse buralar güzel alım fırsatı olacaktır LDO için. Çünkü LDO'nun şu şekilde de vadeli grafiğini değil de normal USDT grafiğine baktığımız zaman direnç olarak baz alabileceğimiz seviye dediğim gibi 3 dolar seviyeleri, fakat fiyat bu bölgenin üzerine tutunduktan sonra hani nereye kadar gidebilir? Hani önünde yapı olarak bir alan olmadığı için hani baktığımız zaman 3.90 seviyelerine kadar bir yükseliş görülebilir. Buraları test etmek isteyebilir LDO için. Dediğim gibi bir düzeltme gelirse 2.55 seviyeleri güzel bir alım fırsatı olacaktır. Onun dışında OP var, 2 dolar seviyelerinde çok güzel alım fırsatları oldu. Bu bölge baktığımız zaman işte fiyata yeni bir high yaptıran, yeni bir yüksek yaptıran order block seviyeleri. Tekrardan fiyat buradaki yaptığı düşüşle beraber bu bölgeden gene ciddi alıcılarla karşılaştı ve baktığımız zaman tekrardan bir yükseliş gerçekleştirdi. Fakat bu yükseliş OP tarafında yeni bir high yaptıramadı. Baktığımız zaman zaten burası optimal trade entry seviyesine denk geliyor ki burası da zaten şöyle baktığımız zaman güzel bir short fırsatının olduğu bölgeydi. 2.98-3 dolar seviyeleri OP için. Hani grafiği açıkçası çok böyle bullish yukarı yönlü durmuyor. Benim beklentim hani longuna dahil olmayı düşündüğüm seviye bu bölgeler olacaktır. Fiyat gelirse bu seviyelere hani stop noktası tabii ki %4 çok özellikle marjin tarafında çok ciddi bir stop mesafesi. Fakat burada dediğim gibi işte kademeli veya daha düşük miktarlarla spot alım yapar gibi takip edilebilir. Hani fiyat illaki gelip de buradan şuraya kadar gelecek diye bir şey yok. Fiyat gelir şu seviyeden tepki alır, yukarı yönlü devam eder veya işte tekrardan aşağı doğru bu bölgenin de altında kapanış yaparak daha fazla likidite toplamak için daha alt bölgelere inmek isteyebilir. OP'de de takip ettiğim destek seviyesi 2.46-2.35 bölgesi. Bu seviyelere gelmesi durumunda ben OP'de ufak ufak kademeli alımlar yapmayı düşünüyorum. Bir diğer coin olan Magic'ten de bahsedelim. Magic de bildiğimiz gibi marketin en bullish coinlerinden bir tanesi. Benim açıkçası Magic'te de gene gözüme çarpan ilk alım yapmayı düşündüğüm destek bölgesi bu seviyeler. Neden bu seviyeler? Çünkü fiyat burada herhangi bir likidite temizliği yapmamış. Bu tabir biraz klasik ama gerçekten de doğru. Fiyat eğer daha fazla yukarı gitmek istiyorsa likiditeye ihtiyaç duyar. İşte birilerinin stoplarını patlatmasına ihtiyacı vardır veya işte birilerinin mağdur olması lazımdır. Fiyat gelir bu bölgenin likiditesini aldıktan sonra bu bölgenin altına sarkarak şu bölgelerden tepki alabileceğini düşünüyorum. Çünkü güzel bir bölge. Bu bölgede hani baktığımız zaman zaten ilk zirvesinin de teperetesine denk gelen, sonrasında fiyatı bu bölgede tutan, ikincisinde tekrardan direnç olarak çalışan hani destek direnç bölgesi diyebiliriz. Fiyat tekrardan buraya gelirse Magic içinde benim takip ettiğim 1.77-1.79 seviyeleri Magic'te güzel alım fırsatı olacaktır. Burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Fiyat tamam buraya geldi, işte şuradan longlayanların stoplarını patlattı. Buradan aldığı tepkiyle beraber yeni bir high yapmasını bekleriz. Yeni bir high yapamasa da bu bizim için aslında bir nebze bir iş, bir sinyaldir. Hani son kaçış fırsatı olabilir. Burada da mesela pozu alıp çok ütopik hedefler değil. Bana göre önemli olan biraz kâra geçtikten sonra kâr alıp maliyete stop atarak pozu bedavaya taşımak en doğru strateji olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer coin CRV. CRV'de yani benim takip ettiğim direnç bölgesi şu alan. Baktığımız zaman burası benim için gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm güçlü bir direnç bölgesi. Fiyat zaten 1.27 seviyelerinden tepki almış durumda. Fiyat bu bölgeyi eğer kazanırsa, buranın üzerine kapanış yaparsa hani şöyle bir tekrardan dediğim gibi bir likidite almak isteyecektir. Ondan sonra tekrar yükselişinde devam edecektir. Olur da böyle bir hareket gerçekleşmez. Daha alt seviyelere bir geri çekilme görülürse de benim CRV'de beklediğim, güçlü olduğunu düşündüğüm asıl ana destek bölgesi diyebileceğim 1.12 seviyeleri CRV'de önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum ki zaten fiyat buradan kaç kere tepki almış. Fiyat mutlaka buraya gelecek diye bir şey yok. Sonuçta bunlar
Bildiğimiz gibi hani Umut daha detaylı bir şekilde anlattı ama düşen haberlerden dolayı CR ve AV'de bir hype yaşandı. Biz bu seviyeleri bekliyoruz ama gene gelecek olumsuz bir haber akışıyla beraber tabii ki de biz yani direkt işleme girmek yerine haberin fiyata nasıl etki ettiğini gözlemlememiz gerektiğini düşünüyorum. Veya olumlu bir haber gelir. Hani CRV'nin fiyatını olumlu etkileyecek bir haber gelir. O zaman da işte NIF trade edeceğimiz için fiyatına bakmadan alım yapılabilir. Onun dışında bir de AV grafiğinden bahsetmek istiyorum. AV'nin çok güzel bir düşen trendi var. Çok fazla trend trade etmiyorum açıkçası. Fakat AV'nin trendi hoşuma gitti. Hani baktığım zaman bu geçmiş videolarda da geçmiş işte Discord'daki analizlerde de paylaşmıştım. Phantom'un grafiğini andırıyor bana. Fiyat önemli bir trend olmasına rağmen bu direnç bölgesine tutunmuş durumda. Olur da fiyat buralardan aldığı tepkiyle beraber trend kırılımı gerçekleşirse AV'de ben trend retestinden açıkçası işleme girmek için takip ediyorum. Bu bölgeye alarmımı attım. Trend kırılımı gerçekleşirse retestinde işleme dahil olmayı düşünüyorum. Olur da tabii ki yani illaki direnç kırılımı değil destek bölgesine de bir geri çekilme görülebilir. O noktada da yani şu seviyelerin güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. AV tarafında 83-80 seviyeleri fiyat buralara kadar bir geri çekilme gerçekleştirirse şöyle bir hareket gördüğümüzde tekrardan burada fiyata dahil olabiliriz. Temel tarafı güçlü olan coinler bizim yakından takip ettiğimiz coinler bunlar. Bunların dışında bir de ekstra olarak bildiğimiz gibi geçtiğimiz haftalarda ZK projelerine bir hype olmuştu. İşte bunların en başında Mina geliyordu. Mina baktığımız zaman zaten grafiği inanılmaz bullish görünüyor. Şöyle 4 saatlik zaman dilimini aldığımızda da baktığımızda tekrardan fiyat buralara gelirse eğer Mina içinde alım yapmayı düşündüğüm, takip ettiğim destek seviyesi şu bölgeler olacaktır. Şu seviyelerin güçlü olduğunu düşünüyorum. Buradan mutlaka bir tepki alacağını düşünüyorum. Tabii ki buradan aldığı tepkiyle beraber yeni bir high yapması beklenir. Fakat burada marketinde ne durumda olduğu önemli. Dediğim gibi fiyat buraya gelirse buradan bir tepki alır. Buradan %2, %3 sektiği zaman ufak bir kar satışı yapıp stop entry yaparak pozu takip etmeyi düşünüyorum açıkçası. Link'ten de bahsetmek istiyorum. Link'in grafiği yani bunu defalarca ben paylaşmıştım. Fakat tekrardan hani izlemeyenler veya kaçıranlar varsa tekrardan bahsetmek istiyorum. Çok uzun zamandır bizim takip ettiğimiz konsolide olduğu bir alan var. Range bölgesi var. Günlükte grafiğine baktığımız zaman gerçekten çok dipte olduğunu düşünüyorum ve çok uzun süredir de burada akümüle oluyor. Neredeyse bir yıldır fiyat şu alanda konsolide oluyor. Buranın yukarı doğru kırılımında gerçekten ciddi fırsatlar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü konsolide olduğu alan ne kadar uzunsa yukarı doğru sıçramasında o kadar güçlü oluyor. Şimdi baktığımız zaman linke şu seviye hacimli bir şekilde kırıldı. 7.80 seviyesi. Fakat benim linkte alım yapmayı beklediğim asıl bölge yani olası bir düzeltme durumunda bu bölgenin de altına sarkarak 7.30-7.20 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Bu seviyelere gelmesi durumunda da gene stop seviyesi %3 civarında olduğu için çok fazla hani tek seferde buradan yüklü işlem açayım değil. Bu seviyelere gelmesi durumunda zaten range'in tekrardan orta bandı olan 0.5 noktasına denk gelen işte EQ diye de tabir ediliyor. Şu alanda ben kademeli parçalı alım yapmayı düşünüyorum link için. Çünkü bu aralar haber akışı da var link tarafında. Fiyatı da gayet buluş gözüküyor. Olur da bu bölgelere gelirse linkte de alım yapmayı düşünüyorum. Son olarak da Litecoin'den bahsetmek istiyorum. Çünkü Litecoin'in bildiğimiz gibi Ağustos başında halvingi gerçekleşecek. Olur da 94-80 seviyelerine kadar bir geri çekilme gerçekleştirirse bu seviyelerin alım için güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Fakat şu bölgede Litecoin'de scalp için şu bölgelere gelirse buradan bir tepki alabileceğini düşünüyorum. Buradan da bir değerlendirme yapılabilir. Olur da düzeltme daha da derinleşir. Tabii ki Bitcoin şu anda önemli bir direnç seviyesinde. Biz bu düzeltmenin nerelere kadar gerçekleşeceğini bilemeyiz. Tam olarak ne tepeyi tutturma şansınız var ne dibi tutturma şansınız var. Grafik üzerinde oluşan yapılardan fiyata dahil olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Bitcoin işte düzeltme yapar. İlk düştüğü bölgeden tepki aldığında Litecoin'e buradan tepki alacaktır. Scalp için bu seviye takip edilebilir. Onun dışında 94-80 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanması durumunda da bu seviyelerden tekrardan fiyata dahil olmayı düşünüyorum. Ağustos ayında halving gerçekleşecek. Ağustos ayına kadar neler yaşanacağını bilmiyoruz tabii ki. İşte spot yatırım yapmayı düşünenler Litecoin'i takibe alabilir. Tabii ki burada işte spot yatırımda biz genellikle margin yaptığımız için işte buradan işleme dahil olup örnek veriyorum buraya geldiğinde %3, %4 alıp biz genellikle poz kapatıyoruz. Litecoin'i biraz daha böyle geniş bir pencereden baktığımda
Şöyle 4 saatlik grafiği alalım. Bitcoin'deki düzeltme daha da derinleşir. Piyasada FUD yayılır. Daha kötü haber pompalanır. Düşüş daha da derinleşir. Bunu tek seferde değil de kademeli alım yapılması gerektiğini düşünüyorum Litecoin'in. Örnek veriyorum, 94-80 seviyesine geldiğinde bir kademe, işte 90'lara geldiğinde bir kademe, işte 85'lere geldiğinde bir alım düşünülebilir. Dediğim gibi, çünkü Ağustos ayında halving'i var. Önemli bir haberi mevcut. Son olarak da bundan bahsetmek istedim. Bir önceki videoda Umut bu takip ettiğimiz coinlerle alakalı çok güzel temel kısımlarını, haber kısımlarından bahsetmişti. O videoyu da izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi öneririm. Çünkü neden bu coinleri takip ettiğimiz konusunda da fikir sahibi olmuş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.